Bakın mal dökümünde ev şirket hesabında görünüyor ama biz annemin adında biliyorduk bunu. Ev şirketin hesabına alındı. Dedeniz vefatından hemen önce maddi bir çıkmaza girmişti. Fevzi Bey Esma Hanım'ın konağı olan düşkünlüğünü bildiğinden evi satın aldı. Bu durumda hem aile arasında kaldı hem de kriz önlendi. Tabii biz de onun miras davasını sürdürdüğümüz için bunları annenize anlatmaya gerek görmedik. Yani evden hak iddia edebilecek öyle mi? Maalesef. Ama ben bunları kendisine söylemeye cesaret edemedim. Yardımınıza ihtiyacım var. Benim hakim olduğum bir konu. Ne? Anneme anlatmaya çalıştım laf arasında. Beni hiç dinlemedi, yok saydı. Eldeki hisse değerini verip haklarını satın alırız. Konu da kapanır. Ama kabul edecek mi onu bilmiyoruz. Eğer anlaşma olmazsa izaleyi şu ile evi satışa çıkarabilir. Bu ne saçmalık ya? Böyle şey olur mu Allah aşkına bu kadarcık hisseyle? Yanaşacak, yanaşmak zorunda. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Yarın öbür gün mesela Emir hakkını istersen ona da böyle kızabilecek misin? Ben onun hakkını almasına kızmıyorum Fikret. O hakkını almanın peşinde değil, tamam mı? Bizi bitirmenin peşinde. Ve ben Emir'i bile isteye dışarıda tutmadım. O kardeşleri bilerek büyüyecek. Ve asla kara kedilik yapmayacak. Benim günahımın vebalini çocuklarıma keserse ona da bana da kızın. Evet, kendileri korusunlar. Siz gerekli işlemleri başlatın. Sonra konuşuruz gerisini. Haberlerim. Çok üzüldüm. Yani işi bahane edip babama eklendim o yüzden. Peşine takıldım yani. Seni merak ettim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yani zahmet etmişsin buraya kadar. Ya babam çok hırslıdır. Başarısının sebebi bu hırs zaten. Yani bugüne kadar normal geliyordu bana ama şimdi ilk defa karşı tarafı da görüyorum. İşin saçma tarafı davada haksız da yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Ama babamın bu zararda payı varsa onun adına özür dilerim senden. Baban iyi bir avukat. Yani senin ona avukatlık yapmana gerek yok bence. Ya sen böyle şeyleri kendine dert etme. Bana kızgın değilsin o zaman. Niye kızgın olayım sana? O zaman artık buluşmak için bahane bulup durmasam. Ya tamam, geçen konuştuklarımız aklımda. Sorumluluk bende. Yani zaten ilk defa cevap bekleyen tarafım çok zormuş. Değil mi yavlatma? Ya söz falan istemiyorum. Birbirimizi tanıyacağız sadece. Bazen aradığın şeyi bulmak için böyle ummadığın yerlere bakman gerekebilir. Belki öyle bir şeydir ikimiz için de. Yani dediğin gibi denemeden bilemeyiz. Yani. Süper. Osman. Vay Osman vay. Osman ne yaptın oğlum sen? Garibin kızıyla durdun turnayı gözünden vurdun. Hadi bakalım tatlım o zaman eve gidince bunları tekrar çalışıyorsun değil mi? Tamam ben çalıştım. Tekrar neydi en önemli? Hadi bakalım. Süpersin sen al bakalım. Dilara derste mi? Bir bakayım. Sen bahçede bekle istersen. Tamam.
İyi misin? Ya derste başım ağrıdı da. Ağrı kesici aldım. Kuzum. Adem bahçede. En yakın arkadaşım halı şeklinde takılıyor beş karış suratla. Gerçi bugün için mutlu olur diye düşünmüştüm ama. Niye mutlu olsun ki? Haber yüzünden. Ne haberi? Dilara mezar açıldı ya. Siz konuşmadınız mı sabah? Ha. Gergin zamanlar tabii hepimiz için şey. Ben bekletmeyeyim, şey yapayım. Bir şey söyleyeceğim. Bak içim içimi yiyor sabahtan beri. Olmayacak bir şey için tek başına debelenmiyorsun değil mi ben burada dururken? Kime gideceğim ki başka? Ben bekletmeyeyim. Burada. Hiçbir şey olmamış gibi kimseye bir şey belirtmeden git. Ben senin yüzünü görmek istemiyorum. Rahat konuşabileceğimiz bir yere gidelim mi? Ben seninle ne konuşacağım ki? Burada mı yalvarayım? Hı? Beni dinlemeden hiçbir yere gitmiyorum. Yalvarmak bir işe yarayacak çünkü. Neyin çaresi olacak o zaman? Söyle neyin çaresi olacaksa ben onu yapayım. Kendimi mi öldüreyim, ne yapayım? Sakın. Sakın burada rezillik çıkarma. Bekle çantamı alıp geliyorum ben. Teşekkür ederim. Senin için değil. Daha fazla rezillik çıkmasın diye. Gel. Ha. Bizde meyve var mıydı ya? Aldırdım. Bir şeyler yemeniz lazım. Sabah akşam koşturuyorsunuz. Yemek yemeyeceğinizi de tahmin ediyorum. O yüzden cevizleri ekledim. Size enerji lazım. Sevmediğim hiçbir meyve de yok. Sen nereden biliyorsun bunları sevdiğimi? Bir keresinde ekşiyle pek aram yok demişsiniz. O yüzden portakal koydurmadım biraz ekşilik verebilir diye. Bir arada çok kilo aldım diye dikkat ediyordunuz. Ara öğün ceviz yiyordunuz. Enerji veriyor, yıkılmıyorum demiştiniz. Yani öyle öyle. Zamanla öğreniyorum. Anlaşılan sadece telefon numaralarını ve isimleri hatırlamakta iyi değilsin. Önemli olan hiçbir şeyi unutmam. Şu an çıtayı bayağı yükselttin. Şu an sen geçicisin ve pozisyona döndüğün zaman ben mahvolurum, bana bunu yapma. Lütfen. Ben ikisini birden yapabiliyorum. Bulamasanız da sıkıntı yok. Seviyorum çalışmayı. Afiyet olsun, şifa olsun. Sağ ol. Güzelmiş.
Hayatım. Tüneyi tavaf ettim, seni arıyorum. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum? Eve gelmeden önce odayı süslemek istedim. Sonra aşırı sinir bozucu olacağıma karar verip vazgeçtim. Bunu da ona almıştım. Sen mi versen? Ya da vazgeçtim, vermeyelim, boş ver. Onlar hastaneden döndükten sonra her şey düzelecek. Biliyorsun değil mi? Bu durum geçici. Evet de yani yine de kızın gözünün önünde gezmeyeyim ben. Sinir bozulmasın bence daha fazla. Delirtmeyeyim değil mi onu? Ne yapayım? Uzaktan severim. Uzaktan izlerim. Kokusunu duysam yetecek zaten de bana. Kötü bir fikir diyebilseydim. Ama şu an en doğrusu bu galiba. Bu koku da bana yeter biliyorsun değil mi? Hiç sormuyorsun. Niye yana yakıla beni arıyorsun diye. Hakikaten sen bu saatte ne işin var evde? Karımı kaçırmaya geldim. Karını kaçıracaksın. Nereye kaçıracaksın? Sürpriz, söylenmez. Nasıl sürpriz? Aa. Ben senin sürprizlerini bozuyor muyum? Niye oyun bozanlık yapıyorsun hadi? Ya tamam da ben seni bir yere götürdüğüm zaman sen aşağı yukarı aynı şeyleri giyiyorsun. Sıkıcı mıyım ben, onu mu söylüyorsun? Ne alakası var sevgilim, ne giyeceğim yani? Nasıl bir yer? Seni bugünlüğüne değil, bir haftalığına kaçırıyorum hadi. Bir haftalığına? Nasıl bir hafta ya? Sence şu an doğru mu? Zaman olarak yani. Tam da şimdi doğru zaman. Hazır ortalık durulmuşken Fikret'i bir süre görmesem iyi olacak. Sabır da bir yere kadar. Şu benim otobüsü olsun önce. Çok güzel fikir. Hakikaten güzel fikir. Nereye gidiyoruz demiştin? Köyümüze. Çakal, bunu sormuştum. Ya ne yapayım canım, araya öyle soru kaktırıyorum ben sevgilim. Hadi yürü yürü. Kalk. Ya bir saniye, ben neye göre acaba bavulumu hazırlayacağım? Bilgiye ihtiyacım var. Senin bu yaramazlığından dolayı yurt dışına çıkamıyoruz. Bizim iklime göre hazırlan sen. Çok affedersin, ben keyfimden kaldım Prag'da değil mi zaten? Çok senin konuştum. Yüzünden bile benim çok şu an... konuştum, çok konuştum. Hadi yürü. Buyurun. Begüm Hanım. Efendim. Bunlar size. Bir imzanızı alacağım. Tamam. Şöyle buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Danışmanlık için tekrar teşekkürler. Ama iş konuşmaktan sohbete vakit kalmadı. Diyorum ki bu kez avukat olarak değil de Can olarak davet etsem ne dersin? Pardon. Bakar mısın? Bunu iade eder misin lütfen? Teşekkür ederim. Burada böyle bir oda var. Ondan sonra bu merdivenlerden yukarı çıkıyorsun. Burada mutfak böyle. Böyle büyük bir mutfağı var. Bu işte girişi evin. Burası salon. Salon böyle. Şurada şöminesi var. Böyle bir bahçesi var işte. Şu ileride bir müştemilatı var. Hoş, güzel. Böyle. Beğendin mi?
Beğenmediysen bir ev daha var. Onu da ben hemen çocuklara bir dakika. Bu görebiliriz bir evi daha var. Onu. Ne yapayım, boynuna mı atlayayım? Anlamadım. Bu manzarada dayak daha mı güzel olur diyeyim. Gece bir bankta uyudum. Üşüdüm, ne yaptım bilmiyorum. Yalnızız burada, ben korkuyorum. Şuna bak, şu yaptığına bak. Dilara, gözünü seveyim. Bilmiyorum ben o ilk tokadı nasıl attım, bilmiyorum. Ben o ilk tokadı nasıl attım? Aynada görünce fark ettim kendimi çok. Bana bakıyorsun ya böyle. Böyle masum bakıyorsun. Vur beni. Beni benden koruyacak kimse yok. Beni affet. Lütfen. Ben bir canavarla büyüdüm. Dün gece o canavar çıktı içimden. O canavardan nefret ediyorum. Ben olmak istemiyorum. Ne olur. Beni seviyorsun değil mi? Beni seviyorsun değil mi? Seviyorsun beni. Sevmeseydin giderdin, polise giderdin. Utandım. Utancımdan gidemedim kimseye. Lütfen. Bak ev dedin ev mesela. Ha? Ev dedin ev. Annem için de bir çözüm bulacağım. Tamam mı? Lütfen. Korkmaz mı? İşte ona da bir çözüm bulacağım. Bir ev bulacağım ona. Bir de birini bulacağım yatılı. Lütfen her şeye baştan başlayalım.
istiyorsan. Ne istiyorsan hemen, hemen. Doktora gideceksin. Ne doktoruna gideyim? Terapiye. Bu yaptıkların hiçbir şey normal değil Adem. Gitmezsen seninle yeniden başlamam. Deli doktoruna falan mı gideyim yani? Peki, tamam. Peki, tamam. Gidersem dönecek misin, söz mü? Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şöyle alayım ben size. Teşekkür ederim. Gel. Gel şöyle alalım onları. Mustafa. Al şunu. Tamam. Başlayalım mı abla? Ben haber vereceğim size. Gel. Hanımım. Davul zurna geldi. Başlayalım mı diyorlar. Ne? Davul zurna mı geldi? Evet. Kıymet Hanım'la Şahap Bey'i yollamışlar. Ay Allah'ım yarabbim. Kızı hastaneden çıkartamadı ya. Şimdi davul zurna çıkarttı başımıza onun için. Allah'tan İpek eve gideceğim diye tutturmadı. Hanımım. Onların da tek çocuk. Hani ilk torun. İşinize karışmak gibi olmasın ama gönülleri olsa diyorum. Olacak efendim, geri gönderecek değilim ya. Bugün tatsızlık istemiyorum. Oğlum. Bugün konuşmak için çok güzel bir gün. Niye? Anne arkadaşımış. Yazmış iş yani cevap. Yani işten kız arkadaşın. Anne hiç vazgeçmiyorsun ya. Vazgeçemem efendim. Vazgeçmek çok pahalıya patlıyor çünkü. Hadi beni meraktan öldürme. Anne abimler kaçta gelecek, sen onu söyler misin? Ha, konuyu değiştireceksin yani. Ben tuvalete gidebilir miyim anne? Kaç bakalım. Gitmem lazım anne. Kaçmıyorum. Başlayalım mı hanımım? Başlarsanız Allah Allah. Ayrıca da o tarafa gidin. Çocuk gelince de şey yapmayın, susun. Tamam, şöyle geçelim arkadaşlar. Çocuk orada korkmasın. Bekleyin. Tabii. Sen ilgilen. Başla hanım. Mustafa. Buyur hanım. Bu Osman'ın son zamanlarda bir haller oldu. Hele bu hafta elinden telefon düşmüyor. Sen şuna bir göz kulak oluver. Kimmiş bu buz? Başla. Yani yeni bir gelin vakasıyla karşılaşmayalım. Tamam hanım. Geldiler. Nihayet geldiler. Beyim hoş geldiniz. Nihayet gelebildiniz. Şükür bulabildiniz evin yolunu. Bence böyle daha iyi oldu anne. Sen nasılsın? Kendine geldin mi? Bugün kızımın günü. Hiçbir şey benim canımı sıkamaz. Kızım geliyor bugün. Hanımım uyanık. Yandıracaksın çocuğu.
Aklını aldım be çocuğum. Ay Fikret yardım et oğlum. Allah. Ay ay babaanne ben geldim. Ben geldim babaanneciğim. Ben alayım. Ah bismillah. Elini yıkamadan dokunma çocuğum. Allah'ım çok şükür. Geçmişler olsun oğlum. Allah'ım çok şükür. Hani davul zurna? Ay bebeği uyandırırız şimdi, boş ver sen biraz sonra. Çık. Mustafa. Hadi bakalım. Gözümüz aydın. Sağ ol. Bak yine dokunacağını. Gözümüz aydın gerçekten. Sevgilim ben gideyim mi? Şu çantamdaki fazlalıkları falan bırakayım, hemen okula geçeyim. Bütün yükü kıza attım ya bu hafta. Ben bırakayım seni. Yok gerek yok, Nazif bırakır zaten. Hem sen de içeride takıl, ayıp olmasın. Emir falan ara, özlemiştir şimdi seni. Dünyaya hızla döndük diyorsun. Küçük bir nefes aldığımıza şükür. Ya bebek de İpek eve sağ salim döndü ya. Daha ne olsun ki? Oo delirdin herhalde. Şu nasıl eline? Abi komple yıkıldım ben. Allah Allah, pimpirikler tamam. Gel bakalım amca ya. Başını tut. Pimpirikli mi oldu senin baban kızım? Görmemiş abi. Tabii görmemiş. Kaç kere çocuğu oldu? Yaşa baba. Ben ağlayacağım. Gel. Sen buraya. Adını koydunuz mu? Dün akşam karar verdiler nihayet. Ada oldu prensesimizin adı. Ne kadar güzelmişsin sen de. Hoş geldin evine Ada. Ay hoş geldin. Maşallah çok iyi dayandı ama. Ama bizim başımıza çok bela sokacak bu cadı ha. Ben söyleyeyim size abi. Oğlum cadı deme kızım abi. Bir gün sizi de böyle karşılayacağız Gelin Hanım. Kim bilir belki bir gün ben de böyle gelirim. Yani tabii davullar, zurnalar karşılamaz beni ama... ...o zaman da davullar benim içimde çalar. Of nasıl çalmak. Ben inanıyorum... Bir gün bizim de yüzümüz gülecek.
Yani vaktini zamanını tabii o bilir ama... öyle çocuğunu oraya buraya bırakanları ana baba yapar Rabbim. Bizim gibi evlat diye yananları kucağını boş mu koyacak? Mantığı yok ki hiç bunun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Randevum var benim. Hangi hocamızla? Gülseren. Gülseren. Karım aldı randevuyu. Adem Sezgin, evet, değil mi? Evet. Adem Bey, randevunuz 10 dakika sonra görünüyor. İsterseniz buyurun geçin, dinlenin. Biz size bir şeyler ikram edelim. Olur mu? Yok sağ olun. Ben şöyle otururum. Tamam. Kokuyor bunlar. Annem, canım. Hastaneden çıkarken değiştirdi ki. Daha bir saat olmadı yavrum. Anne, bana kokuyor. Gel. Nereden çıktı bu? Daha çok küçük ya. Palazlanana kadar yanınızda istersiniz diye düşündük. Kime sordunuz? Bebek odası niye var o zaman? Götürür müsün lütfen? Götür lütfen şunu. Yorgunum diyorum. Ağlıyor ediyor. Nasıl dinleneceğim? Hanımlar, bize biraz müsaade eder misiniz? Fikret, sarılma ne oldu? Leş gibi hissediyorum. Şöyle bir şey yok. Mis gibisin. Tamam mı? Çok güzelsin. Bak ne diyeceğim. Burada kalsın. Söz veriyorum, eğer bir şey olursa ben ilgileneceğim. Tamam mı? Odadan da çıkarım. Gerekirse. Ama daha çok küçük ya böyle, ne bileyim hani... kokumuzu duymaya ihtiyacı var falan. Tamam, başka bir şey yapalım o zaman.
Giydiğimiz bir şeyi beşiğin yanına koyalım. Öyle de kokumuzu alır zaten. Zaten büyüdüğünde odasına gidecek. Hani en azından şimdilik bizle kalsın, olmaz mı? Fikret, çok yorgunum. Ya yorgunum. Ameliyat yerim acıyor. Kafamı kaldıramıyorum. Uzatmasan. Tamam bir tanem, uzatmıyorum. Uzatmıyorum da hani... Ya ısrar ediyorsunuz. Hepiniz ısrar ediyorsunuz. Hani beni kendi halime bırakacaktınız. Öyle demedi mi doktor? Deliymişim ya ben. Madem size verilen akıllara uymayacaksınız, ne diye akıl alıyorsunuz? Ne diye doktor doktor geziyorsunuz arkamdan? Öğrenmeyecek miyim ben? Fikret, gider misin? Git lütfen sen de Allah aşkına. Gidiyorum. Beşiği de çıkarır mısın? Tamam. Tamam, sen dinlen. Oğlum. Bir de ben konuşayım istersen. Yok anne, yok, hiç girme. Eğleri üstünde. Yani bırak biraz uyusun, sakinleşsin. Kızım nerede? Şey yaptı. Dedesiyle oynuyor. Dedesi bir türlü bırakamadı. De biz artık onu yavaştan alsak mı acaba? Böyle kalabalık falan, hani mikrop kopar. Odasına götürelim. Oğlum bak, inat etme. Bir tane hemşire tutalım en azından iyileşinceye kadar. Nevde, bu kadar insansız bakamayacak mıyız ya? Hem bunun hemşireye falan ihtiyacı yok. Annesine babasına ihtiyacı var. Ben istemiyorum ayrıca öyle kızıma yabancı birinin bakmasına. Gerekirse ben tek bakarım. Ne yapalım? Kapının önündeki kolileri yatak odasına alır mısınız? Evet. Ay bu ne güzelmiş. Kız, nereden de bulursunuz böyle şeyleri? Yalnız ev ışıl ışıl yıkılıyor. Zannedersin Demet Akalın'ın evine girdik. Kız ne kadar güzel olmuş. Ay gözüm kalacak ya. Ay Süreyya da hiç sevmez böyle şeyleri. Hep böyle natürel şeylere gider. İçimi bayar benim. Ev dediğim böyle olacak işte. Işıl ışıl, pırıl pırıl disko gibi olacak. Ay. Vallahi bu kadar kısa zamanda hallettin. Maşallah sana, maşallah. Ay teyzem, her işte olduğu gibi bu işte de her şey tersten gitti. Yani evin eşyaları kafamda vardı ama ev yoğdu. İkisi de denk düşmüş şimdi, şükür. Yalnız Adem'le pek fanfinli gördüm sizi. Hı? Keyifler yerinde mi? Ya! Allah neşenizi arttırsın. Çok fenasın. Allah neşenizi arttırsın hanımlar. Yakalandım be! Ama iyi yakalandınız Senem Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim, sağ olun. Akşama her şey tamam mı? Tamam. Hayır, yorgunum dersen dışarıda da yeriz, sıkıntı yok. Olur mu öyle şey be? Kadın hayırlı olsuna geliyor. Siz geç kalmayın yeter. Ben bir şans öpücüğümü alayım, gideyim. Ayak altından kaçayım. Ne? Ay ne var, of! Kız, şu hocanın ismini söyle bana. Yemin ederim kimseye söyleme. Allah adı ver. Allah aşkına dedim bak. Ne hocası be? Kız, bu adam panter gibiydi. Kediye döndürmüşsün. Sağında solunda. Filan gözün içine bakıyor. Ona kalsa anasını sokmayacak eve. Aa! Ne yaptın sen buna? Muska mı yaptın sen buna? Uyurken kafasına bir şeyle mi vurdun? Ne yaptın? Nasıl ikna ettin sen bu adamı? Kendisi beni ikna edemeyeceğini anladı teyzem. Ayrıca... Sen hocayı ne yapacaksın bakayım? Kim için lazım? Kim için lazım olacak saçmalama. Ay kimim var benim Allah aşkına ya? Genel kültür sorusu olarak sordum. Yok
Ya teyze be. Akşam şey yapsana, yemeğe kalsana sen de. Reyhoş Hanımcığım bir haftadır nasıl hasta olacağını şaşırmış durumda. Hayır, hani gözüm falan sıyırırsa tutarsın beni. Ay kalırım kalırım, merak etme. Benim zor kaynana doktoram var. Esma'dan sonra Reyhan kim ki? Çerez. Aslansın teyze, hoş. Bir bakabilir misin? Geldim, geliyorum şimdi. Kız bu da çok güzel ya. Nihayet hatırlayabildiniz Akif Bey. Efendim şimdi şöyle istirham edeyim en iyisi. Ay hiç istirham bir şey etme sen bana. Zaten olmayacak bir yerdeyim. Sen o istirhamı bir haftadır edecektin sen. Ayıptır söylemesi yani bu yeğeniniz hanımefendiyle saygıdeğer eşleri tatile çıkınca. Yani malumunuz bütün işler de bana yıkıldı. Nihayet boşaldı. Boşa çıktım yani boş oldu. Şimdi öyle olunca da yani anca fırsat buldum. Yani diyeceğim okey şimdi sizin senin şimdi bu akşam uygunsa gelip evden de alabilirim yani sıkıntı yok. Saat 7:30 falan gibi. Olur değil mi? Olur. Olur olur. Tamam o zaman. Tamam konum at, konum at. Ben yolumu bulurum. Tamam. İyi günler, iyi günler. Teyzoş. Kuzu mu? Yok ya, şey Süreyya değil. Şey gelmiş ya, kombiciler gelmiş. Ben bunları çağırmıştım, ne zamandır gelmiyordu. Şimdi akıllarına gelmiş. Benim gitmem lazım, acil. Hem de çok acil. Ay ertele ya, bana yardım edecektin hani. Ya adamları ancak kıstırmışım zaten. Sen halledersin, bir şey kalmadı. Hadi, hadi görüşürüz. Hani akşama kadar ben halledemiyordum yalnız başıma? Ya işte beni bilmiyor musun ya? Biri bin yapıyorum. Zaten o ev yerleşmiş bile, maşallah. Hadi. Aşkım, akşam yemeğe geleceksin ama değil mi? Ya ben hiç gelmeyeyim ya. Şimdi gererim ortalığı. Sen tatlı tatlı halledersin. Hadi öptüm, kip bye.